İsrail'in Beersheba kentinde otobüs durağında silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. İsrail güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre silahlı kişi otobüs durağında bekleyenleri hedef aldı. Açılan ateşte bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı. 10 kişi de yaralandı. Aralarında durumu ağır olanlar da var. Saldırganın polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü açıklandı. Bölgeye polis ekipleri gönderildi. 1 Ekim'de Yafa kentinde de benzer saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi Orta Doğu'da gelişmeler ard arda birbirini kovalarken İsrail İran'a misilleme saldırısı yapacak mı sorusu da gündemde biliyorsunuz. Amerikan basınına göre İsrail 7 Ekim saldırılarının yıl dönümüne kadar İran'ı vurabilir. İsrail medyasına göre hedefte petrol sahaları, devrim muhafızları karargahı ve İran dini lideri Hamaney'in yerleşkesi var. İsrail, İran'ın yaklaşık 200 füzeyle düzenlediği saldırıya nasıl karşılık verecek? Ordu sözcüsü Daniel Hagari hem İran'ın saldırısı hem de olası misilleme hakkında konuştu. Uygun gördüğümüz zaman da saldıracağız ifadelerini kullandı. Nevatim ve Tenof hava üsleri hasar aldı. Ancak uçaklar ve hava kuvvetlerimizin kapasitesi zarar görmedi. Bu çirkin saldırıya vereceğimiz karşılık karar verdiğimiz ve siyasi liderliğin uygun gördüğü zamanda olacak. Saldırının ne zaman düzenleneceği netleşmedi ama ABD'den dikkat çeken bir iddia var. Washington Post gazetesine göre İsrail'in saldırısı 48 saat içinde başlayabilir. İsrail medyasının gündemi de İran'a düzenlenecek saldırı. Kanal 12 televizyonu misilleme saldırısında İran'da vurulacak olası hedefleri haberleştirdi. Buna göre İsrail ordusu İran'daki petrol tesislerini, Cumhurbaşkanlığı kompleksini, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerleşkesine vuracak. İran Devrim Muhafızları Ordusu karargahı da olası hedefler arasında. Peki ABD, İsrail'in planladığı misilleme hakkında ne düşünüyor? ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü Beyaz Saray'da gazetecilere konuştu. "Ben onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifler düşünürdüm" ifadelerini kullandı. İsrailliler İran'a nasıl ve ne şekilde yanıt vereceklerine karar vermediler. Bu hala tartışılan bir konu. Sanırım ben onların yerinde olsaydım, petrol sahalarına saldırmaktan başka alternatifler düşünürdüm. İran, 1 Ekim'de İsrail'e yaklaşık 200 balistik füzeyle saldırmıştı. Tahran yönetimi saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve devrim muhafızları komutanı Nilüfer Uşya'nın öldürülmesine misilleme olarak düzenlendiğini açıklamıştı.